Evet, daha önce Zen Motor Alper Güven'le lastik nasıl alınır videosu çekmiştik. Fakat bu videoda bize demiştiniz ki bu biraz yüzeysel olmuş. Bunu biraz daha derin işleyebilir misiniz? Bu konuyu biraz daha deşebilir misiniz? Biz de bunu deşmenin tam yerine Anadolu Lastik Fabrikası'na geldik. Yani asıl bilinen adıyla Anlas'a geldik. Bakalım fabrikada, bu kocaman binada içeride neler oluyormuş, neler bitiyormuş. Birazcık ısınacağız, biraz sıcak olacak içerisi. Ben bir tur gezdim. Şimdi sizlerle beraber bir turda beraber gezeceğiz. Şimdi yanımda Anlas'tan, Anadolu Lastik'ten Uğur Bey var. Uğur Bey burada ne olarak görev yapıyor? Bir önce onu soralım. Ben burada ürün geliştirme müdürü olarak da görev yapıyorum. Geniş bir arkadaşlarımızla beraber lastiğin tamamen kalıbından başlayıp müşteriye sunulacak kısmına kadar her şeyinin geliştirme işlemleri. Uğur Bey burada geliştirmeden sorumlu. En yetkili kişi mi? Ya yetkili demek doğru değil. Sonuçta bu ekip işi. Bu ekibin bir parçasının lideri. Bunlar benim de genelde böyle tuzak sorularım oluyor ama Uğur Bey bunları yakalanmıyor. Şimdi burada biz sakin bir yerde geziyoruz ama akşam 6-6.30 saatlerindeyiz. Normalde bu fabrikada 300-350 kişiye yakın. Şu an 350 kişi aktif çalışanımız var. Fabrikada daha da ise 50 kişi var. Fabrika sağ tarafımızda kaldı. Buranın içi komple lastiğin yapım aşamalarının olduğu makinelerden oluşuyor. Biz şimdi fabrikanın sonuna doğru yürüyoruz. Evet. Oradan lastiğin yapılma aşamalarını böyle lastiğin bitimine kadar ki olan kısmını tamamen göreceğiz. Burada normalde gün içinde forkliftler geziyor baya baya. Şu an ama sakin. Tabii şu anda artık 3. vardiyaya döndüğümüz için daha sakin. Gündüzdeki sevkiyatlar yapıldı. Şu an sadece üretim var fabrikada. Bir de öyle ilginç bir not var. Fabrika pazar günü hariç durmuyor. 7-24 burada aktif bir çalışma temposu var. Nasıl ATV haberi sunar gibi sunuyorum ama değil mi? Anlas fabrikasında inanılmaz gelişmeler oluyor sayın seyirciler. Biz gün içinde geldiğimizde burada kamyon vardı. Kamyonun içinden lastiğin neyi iniyordu? Ham madde, kauçuk iniyordu. Kauçuk iniyordu evet. Değil mi? O kauçuklar inip sonra içerideki aşamalara dağıtılıyor. Aşamalara. Geldiğinde ham maddesi olduğu için önce onun mikserde hamurun hazırlanma işlemleri oluyor. Daha sonra hazırlanan hamur üretim esnasında aktif şekilde kullanılıyor. İlk başlıyoruz ama son aşamaya gidiyoruz. Tam son aşama demek doğru değil. Ama lastiği geliştirdiğimiz, test makinelerinin olduğu, hem dayanımını hem hızını kontrol ettiğimiz kısma gidiyoruz şu anda. İlk başta orayı göreceğiz. Oradan sonra da üretim hattına geçeceğiz. Bugün normalde hız testleri de oluyormuş. Biz dayanıklılık testine denk gelmişiz. Ben fabrikayı çok sevdim. Sadece biraz sıcak. Üçüncü tişörtümü giyiyorum. Indoor test merkezine geldik. Bir test merkezi var. Burada makineler var. Normalde biraz önce giremediğimiz kapının içinde klipte böyle 5-10 saniyede olsa gördüğünüz lastiklerin dayanıklılık, hız gibi testlerinin yapıldığı bir makine ve 3 tane odadan oluşan bir bölüm var. Fakat biz videoyu çekmek için biraz daha sakin bir saat tercih edelim derken bu odanın kapalı olduğu bir ana denk geldik. Onun için kusura bakmayın. Biz fabrikayı gezmeye devam ediyoruz. Biraz fail etmiş olabiliriz. Şurası neresiydi? Hamur dairesi diye geçiyor. Bizim mikserimizin olduğu yer. Aslında karışımın hazırlandığı ünite burası. Tamamen ana ham maddelerin gelip birbiriyle karışıp hamur yapıldığı yer. Şekillenmeden önceki hali. Evet. Lastiğin ana özelliklerini belirleyen. Sadece lastik kauçuk ve karbon siyahından oluşmuyor. Bunun içinde işte kurudaki davranışını, ıslaktaki davranışını, ömrünü, ozona karşı direncini belirleyen özellikleri var lastiğin. Onları da belirleyen ana şeylerden birisi içine koyduğunuz yardımcı kimyasallar. Ajanlar diye tarif ettiğim aslında onlar. Yardımcı kimyasallar. Ajan biraz lakap gibi aslında. Evet. Şu anda fabrikanın içine girdik. Burada şu anda aktif üretim yapılıyor. İlk başta bizim kalender kısmına başlayacağız. Kalender dediğimiz ünitede aslında lastiğin içindeki asıl dayanımını sağlayan kor tiplerini biliyorsunuz. Sandviç şeklinde karışımla kaplandığı yer burası. Bu ipliklerden bahsediyoruz, evet, doğru mu? Evet. Bunlar aslında baktığınızda lastiğin ana dayanımını belirleyen, ana kompozit yapıyı oluşturan karkasıdır. Anladım. Bu naylon olabilir, polyester olabilir, rayon olabilir, çelik olabilir bazı lastiklere özel, kevler olabilir. Bu tamamen lastiğin yapısına bağımlı olarak
olaraktan değişir. Kullanıldığı yer, performans, performans kriterleri onlara göre tamamen özel yapıdır. Bu fabrikanın sakin hali. Gündüz geldiğimizde burası böyle onlarca hatta yüzlerce insan bir arada çalışıyordu burada. Bazen yürümeye böyle ya pardon falan deyip geçebiliyorsunuz çünkü hummalı bir çalışma var. Burada sağda iplikleri görüyoruz sanırım. Kalenderde kaplanmış. Özellikle baktığımızda kort bezleri görüyorsunuz. Bunlar kort ipidir. Bezi derken yan yana gelince bez oluyor. Bu iplerin sandviç şeklinde altı ve üstü karışımla kaplanmış hali. Biraz önce gördüğümüz ipliklerin... Evet, iplikler kalenderde bu şekilde kaplandıktan sonra lastiğe özel bir şekilde burada dilimlenmesi yapılıyor. Sonra birleştiriliyor. Daha sonra birleştiriliyor, evet. Ben kaptım biraz bu işi sanki. Evet, bugün bayağı... Buralarda artık burada yavaş yavaş... Burada ham lastikler var artık. Yani bisiklet lastiği, skuter lastiği, moped lastikleri. Bunu nasıl anlıyorsunuz şu an? Ben anlayamıyorum mesela. Ya tabii artık göz aşinalığı var. Hani bir de tabii dizayn ettiğimiz için bu lastikleri. Bu lastiğin artık hani bir moped lastiği olduğunu biliyoruz. Anladım. Gene beyaz yanaklı lastiklerimiz var. Özellikle yanak kısmı beyaz. Harleyciler sever. Bu lastik imalinin ham lastiğin yapıldığı yer aslında. Ten kısmı... Lastiğin topuğu dediğimiz janta oturan bölgesini oluşturan kısım. Burada tamamen telini, katını, lastiğin aslında dıştaki kısmı. Bunun birleştirildiği ünite burası. Burada ham lastik haline getiriyoruz. Evet. Aslında lastik baktığınızda kompozit bir malzeme. Birden çok malzemenin birleşkesiyle oluşan bir malzeme. Şu an topuklarını vurdu ve turn up dediğimiz katı onun üzerine kıvırdı. Vulkanizasyon, pişirme öncesi son işlem bu. Sonrasında pişirmeye gidiyor. Buradan da pişirmeye gidiyor. En güzeli de o. Oradan çıkınca böyle aa işte lastik oldu diyebildiğiniz aşama geliyor ama nereye gidiyoruz? Şu an pişirmeye doğru gidiyoruz. Bu biraz daha uçan daireyi andırıyor. Bu radyal lastik. Biraz UFO gibi. Evet. Ama çapraz lastik dediğimizde ise çapraz lastiğin görüntüsü biraz daha... Düz. Diğeri gibi oval değil. Oval değil. O biraz daha son haline benzer haline. Bayağı büyük. Yani biz böyle lastik lastik birazcık geçiştiriyoruz bu konuyu ama bayağı bir iş var burada. Pişirmeye geldik. Şu anda lastikler pişti, lastikleri alıyor arkadaş. Bunun yerine yeni ham lastikleri koyacak. Şimdi bu lastik bu şekilde girecek ve burada bitmiş şekilde bu şekilde çıkacak. Bunlar bayağı çıktığı zaman böyle ekmek yeni fırından yani çıkmış yeni gibi. Yeni fırından çıkmış ekmek kıvamında oluyor. Acayip de güzel oluyorlar. Burada özellikle her lastik barkodla takip ediliyor ki herhangi bir problem olduğunda geriye dönük ne oldu, ne bitti, lastiği kim yaptı, hangi ham maddeden yapıldı hepsini analiz edebilmek için. Zaten bir son kontrol aşaması var. Evet. Biraz da oraya gideceğiz. Şu an gördüğünüz gibi ham lastik dediğimiz varili attı. Tamamen lisiye artık orta sürük lastik halde çıkacak. Bir lastiğin pişme süresi 10-15 dakika civarlarında geziyor. Ya ortalama bizim segmentimizde hani baktığınızda 15 dakika diyebilirim. Anladım. Biraz önce mesela Honda CB150'nin lastiği yapılıyordu şurada. 15 dakika pişirme süresi var. 15 dakika pişiyor sonra CBF'e takılmaya uygun 1-2 aşamadan sonra CBF'lik hale geliyor. Şu an lastik pişirme başladı. Bunların her biri pişirme değil mi? Evet. Bu sıra komple. Bir kalıp bağlı ve bir ürün pişiyor. Bunlar pişip sonra bu raylara takılıyor. Son kontrol dediğimiz kontrol ünitesine gidiyor buradan. Burası son kontrol ünitesi. Burada arkadaşlarımız önce pişirme ünitesinden gelen her lastiği el ve gözle muayenesini yapıyor. Bu muayeneden kastımız tamamen görsel bir kusuru var mı? Herhangi bir şekilde müşteriye gitmesi gereken bir durum varsa burada ayrılıyor lastikler. Burada ayrılan lastikler tekrar değerlendirilirken buranın tamam dediği lastikler bir sonraki ünitede dalga kontrolüne geçiyor. Orada da bir makine var zaten. Evet. Sıcak. Yanıyoruz Fuat abi. Sakin yere geldik. Şu an bütün pisçiler, virajcıların hepsinin şu an gözleri böyle fıldır fıldır olmuş olmalı. Son aşamaya geldik. Normal. Göz ve elle yaptığımız kontrolden sonra lastiğin salgısı kontrol ediliyor. Burada bir salgı kontrol makinamız var. Burada lazerlerle hem merkezde bir zıplama var mı? Hem yatayda bir dalgalanma var mı? Onun kontrolü yapılıyor. Bunun kontrolü yapıldıktan sonra burada tamamen makinenin spene göre uygun veya uygun değildir şekilde bir ayrım yapılıp lastikler eğer uygunsa sevkiyata hazır hale gelmesi için depoya teslim ediliyor. Stoğa geçiyor aslında. Geçiyor. Burada da bitiyor. Burada da üretim hattımız bitiyor. Uğur Bey'e teşekkür edelim. Ve evet, pişmiş bir ekmek edasıyla şu anda Annas fabrikasından çıkmış bulunmaktayım. Şimdi fabrikanın içi birazcık gürültülü olmuş olabilir. Malum içeride bir sürü makine yüksek ısıda çalışıyor ve hızlı bir tur atmaya çalıştık çünkü 12'den beri burada bütün lastikle ilgili bilgileri öğrendik ve röportaj yaptık. Hatta bir röportajı da MyBike'ın kanalına yükleyeceğiz. mybike.com.tr'ye. Onu da şuraya bir kartını koyayım. Orada da Annas'a sorulabilecek ve lastik hakkında merak edilecek bilgilerle ilgili bir video var. Oradan da takip edebilir. Orada da bir şeyler
öğrenebilirsiniz. Onu da şey yapalım. Onu da ben çektim ya. Onu da ben kurguladım. Bu videoda bize yardımcı olan Uğur Bey'e çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda Anadolu Lastiği, yani Anlas'a ayrıca teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Şimdilik bizden bu kadar diyelim. Bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenerek bize destek olabilir. Yorum atarak görüşlerinizi paylaşabilir. Anlas'a bir daha gelmemizi istiyorsanız Anlas'a bir daha gidin diyebilirsiniz. Bunu sakın Alper abiye söylemeyin. Teşekkürler. İyi günler dilerim. Dikkatli sürün.